babama bunu söylemem lazım. Bu çok büyük bir haksızlık. Çocuklar, buradayım, yanıma gelin. Kim limonata içip kurabiye yemek istiyor? Ben limonata istemiyorum. Kurabiye de istemiyorum. Aa, yine ne oldu? Ben cep telefonu istiyorum. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Durun bir dakika. Nereden çıktı bu cep telefonu sevdası? Okuldaki bir arkadaşıma annesi bir cep telefonu almış. Bütün gün cep telefonuyla oynadı. Ben de cep telefonu istiyorum. Hayır, hayır. Arkadaşının annesi hata yapmış. Siz daha çok küçüksünüz. Cep telefonuna ihtiyacınız yok. Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ah, zamane çocukları. Eskiden cep telefonu mu vardı? Başka oyuncak mı yok? Benimle oynayın. Çocuklar, böyle ısrarcı olmanız hiç de hoş değil. Size cep telefonu almayacağız. O zaman kendi cep telefonumu kendim alırım. Ben de kendim alırım. Ama önce biraz kurabiye yemek istiyorum. İyi de nasıl alacağız? Bizim hiç paramız yok ki. Biz de kendi paramızı kazanırız. İşe mi gireceğiz? O zaman ben annem gibi avukat olmak istiyorum. Seni avukat yapmazlar. O zaman ben de... taksi şoförü olurum. Sen araba kullanmayı da bilmiyorsun. Ama bisiklet kullanmayı biliyorum. Çok zengin olacağız. Ben hemen bisiklet taksimi hazırlamaya gidiyorum. Hiç bisikletten taksi olur mu? Benim daha iyi bir fikrim var. Bahçedeki domatesleri, biberleri satalım. Aa, yaşasın. Manav oluyoruz. Ama ben çok sıkıldım. Hiç kimse gelmiyor. Domateslerimiz çok güzel üstelik. Aa, siz ne yapıyorsunuz burada? Manavcılık yapıyoruz. Sizi arıyorlar Mine Hanım. Alo. Aa, Müge. Neredesin? Oya mı gittin? Selam söyle. Ben de Şeker Deresi'nde güneşleniyorum. Çünkü çok zenginim. Çocuklar, cep telefonu alacak parayı kazanabildiniz mi bakayım? İşte, bir sürü para kazandık anne. Artık cep telefonumuzu alabiliriz. Cep telefonu mu? Ne demek şimdi bu? Biz cep telefonu almak için manavlık yaptık. Çocukların cep telefonu kullanmasına ben karşıyım. Yok cep telefonu. Hı? Çok güzel söyledi Galip Bey. Benim cep telefonum var mı? Yok. Gerek de yok. Annem de bizim cep telefonu kullanmak için çok küçük olduğumuzu söyledi. Çok güzel söylemiş. Çocuklar cep telefonu kullanmamalı. Büyüdükleri zaman kullanabilirler. Ama artık çalışıyoruz biz. Büyüdük, kocaman olduk. Demek artık büyüdünüz. O zaman tamam. Babam ve ben cep telefonlarımızı size vereceğiz. Gerçekten mi? Lale, nasıl yani? Bir dakika bakar mısın? Şurada konuşalım. Anlayamıyorum seni. Olacak şey değil. Nasıl? Tamam, dinliyorum. Evet. Ha, anladım. İşe yarayacak mı peki? Al bakalım. Sen de al bakalım Mineciğim. Yalnız bir şartım var. Madem ki artık büyüdünüz ve çalışıyorsunuz, üstelik cep telefonunuz da var,
evin her türlü ihtiyaçlarını da siz karşılayacaksınız. Biz mi? Bunu nasıl yapacağız ki? Çalışıyorsunuz ya, büyüdünüz de. Biz bir kenarda oturacağız, siz çalışacaksınız. Ben hemen cep telefonumdan bir izin arayacağım. İyi de kimi arayacağım? Hadi beni arasana. Evet. Ama sen mutfağa git. Müge, ne iyi ettin de aradın. Neredesin? Ne yapıyorsun? Hiç. Yeni cep telefonumla konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de yeni cep telefonumla konuşuyorum. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Oğlum sen de büyüyünce ablanlar gibi cep telefonu isterim diye tutturacak mısın? Baba, seni arıyorlar. Allah Allah. O artık senin telefonun değil mi? O zaman seni arıyorlardır. Alo. Kim? Anlayamadım. Nelerin taksidi? Ben mi ödeyeceğim? Kaç lira? Oo. Ama benim o kadar param yok ki. Anne, telefon çalıyor. İyi de o telefon senin Mineciğim. Alo, kim dediniz? Ben avukat hanımın kızıyım. Ben bilmem. Mahkeme ne ki? Kızlar, kapıya bakın. Benim param yok. Bir dakika, hemen geliyorum. Anne, baba, lahmacuncu geldi. Para istiyor. Beklemesini söyledim. İyi de artık evin ihtiyaçlarını siz karşılayacaksınız. Lahmacunların parasını da siz ödemelisiniz. Benim param yok ki. Tamam. Biz de lahmacun yemeyiz o zaman. Ama benim yeni bir arabaya ihtiyacım var çocuklar. Bugün elektrik faturasını da yatırmalısınız. Ayakkabılarım da çok eskidi. Yeni ayakkabılar alsanıza bana. Bu arada Mete'nin de bebek bezine ihtiyacı var. Ben cep telefonu istemiyorum. Benim cep telefonuna ihtiyacım yok. İstemiyorum. Şunu unutmayın çocuklar. Cep telefonu yalnızca gerekli olduğu zamanlarda kullanılır. Bir oyuncak değildir. Çocuklar, o kadar güzel oyuncaklarınız var ki onlar size yeter. Oyuncaklarınızla oynayın. Çok daha mutlu olursunuz. Eyvah! Unuttuk. Lahmacuncu aşağıda bekliyor. Galip, para verir misin? Yaşasın! Lahmacun! Telefon konusu kapandı. Buna çok sevindim. Telefon yerine benimle oynamayı ne zaman akıl edecekler bakalım. Evin kedisi olmak güzel de kimse benimle oynamıyor.